Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Washington yönetiminin ani kararlar almasının Avrupa'da güvenlik ve siyasi krizlere sebep olacağı endişesini seslendiren birçok ülke Avrupa Birliği ordusunun kurulmasını yeniden gündeme getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesinin yankıları sürüyor. NATO müttefikleri Amerika'nın sonsuza dek savaşları olmayan bir geleceğe hazırlanıyor. Zira Afganistan sadece ABD'nin değil, müttefiklerinin de 20 yıllık bir savaşıydı. Çekilme ile ilgili en çarpıcı açıklamayı ise İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yaptı. Wallace, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından artık bir süper güç olmayacağını öne sürdü. Başkan Bush, Ekim 2001'de El-Kaide ve Taliban'a karşı hava saldırısını duyururken söylediği gibi, ABD'nin Afganistan'daki misyonunun arkasında dünyanın ortak iradesi vardı. NATO 11 Eylül saldırısından sonra tarihinde yalnızca bir defa 5. maddeyi ortak savunma maddesini gündeme getirdi. 51'den fazla NATO üyesi ve ortak ülke Afganistan'a toplam 130 bin asker göndermişti. Bu durum Londra'da, Berlin'de ve Brüksel'de müttefik ülke liderleri ve ABD'ye yönelik suçlamalara yol açtı. Eski İngiltere Başbakanı Theresa May parlamentoda Afgan hükümeti hakkındaki anlayışımız bu kadar mı zayıftı? Sahadaki bilgimiz bu kadar mı yetersizdi? Yoksa sadece Birleşik Devletleri takip etmemiz gerektiğini mi düşündük? Şeklinde tepki göstermişti. Başta İngiltere olmak üzere bazı NATO üyeleri ABD'nin Afganistan'daki angajmanının süresiz olarak devam etmesini savunsa da tepkilerin odağı ABD'nin çekilme zaman çizelgesi konusunda koalisyon müttefikleriyle ne kadar yakından istişare ettiğine dair sorular oldu. Bu özellikle Donald Trump döneminde NATO ittifakını yıllardır kuşatan bir tartışmayı yeniden canlandırdı. İngiltere ve Avrupa güvendikleri için ABD'ye çok mu bağımlı? Ve değişen ABD öncelikleri sonunda bu dengesizliğin düzeltilmesini gerektirecek mi? Gibi sorularla Avrupa bugünlerde birbirine girmek üzere. Müttefikleri ABD'nin öncelikleri arasında nereye oturttuklarını merak ediyor. Afganistan NATO ittifakını değiştirecek mi? Durum son derece karmaşık. Afganistan NATO'da yeni fay hatları açtı. Ancak muhtemelen onu tamamen parçalayan şey olmayacak. Güvenliklerini ABD etrafında inşa eden NATO müttefikleri için ABD'nin önceliklerinin değiştiği gerçeğini görmezden gelmek giderek zorlaşıyor. ABD'nin Çin'e odaklanması dış politikasında adeta eksen değişikliği yaptı. Afganistan birçok müttefikinin ABD'ye bağımlı olduğunu açıkça ortaya koydu. Bu da Avrupalıların artık kendilerini bu bağımlılıktan kurtarmaları ve kendi güvenliklerine yatırım yapmaları ve inşa etmeleri gerekip gerekmediği sorusuna yol açmaya başladı. Trump döneminde Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir Avrupa ordusu için bastırdı. Afganistan bu doğrultuda yeni bir tartışmayı canlandıracak gibi görünüyor. Afganistan üzerindeki gerilimler henüz sıcaklığını koruyor. ABD Afganistan'dan ayrılacağını söyledi ve yaptı. Önümüzdeki dönem AB'nin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili. İzlediğiniz için teşekkür eder, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.